Selam dostlar. Hepinize merhabalar tekrardan. Ee, bu videoda biraz son yayınladığım oyun hakkında konuşmak istiyorum. Size birkaç söylemek istediğim konu var. Dikkat etmeniz gereken konular var. Benim dikkat etmenim, sizin dikkat etmeniz gereken konular var asıl. Hatta öyle de söyleyebilirim. Ee, başlıktan, başlıktan da anladığınız gibi yani dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın arkadaşlar. Ee, şimdi oyunun ana yapısına gelirsek ben bu oyunun nasıl yaptığımı birazcık bahsetmek istiyorum size. Ana yapısına gelirsek aslında abi sana da hiçbir şey yok. Yani şu an baktığınız gibi bakın. Oyunda sana da hiçbir şey yok. Eğer oyun oynadığınız zaman normalde biliyorsunuz burada bir sürü toplar var. Yani benim ana bir tane top objem var. Tap to play'im var. Hatta high score bile şu an hiçbir şey gözükmüyor. Play'e bastığım anda high score vesaire o tarz konular gelmiş oluyor. Bakın bastım play'e. Benim bütün toplarım anında oluşturuldu. Tabamın rengi otomatik olarak değiştirildi. Banner de reklamım da geldi. Her şey yok ya. Unitex kullandım bu Edmo Android'de güzel çalıştı ama e, Apple tarafında sıkıntı yarattı bilmiyorum neden oldu. Yani hiçbir işte, yani hepsi çalışıyor. Ama Apple tarafında reklam çıkmadı. Yani bilemiyorum. Bir hafta falan da bekledim. Sonra çok da beklemek istemedim. Yeni ünlü geçtim direkt. Bu arada ünlü test ne kadar kazandırdı da onun da bir videosu gelecek ama pek de iç açıcı, iç açıcı şeyler değil açıkçası. Neyse onları da konuşuruz bir sonraki videoda, bu videolarımızla. Şimdi e, bu oyunu yapma fikri ilk olarak bana Color Road oyunundan geldi. Color Road oyunu çok severek oynadığım bir oyundu. Ve dedim ki yani Color Duty oynayacağım ama kendi oyunumu oynarım. Reklam ne zaman çıkacağını bilirim. İnternette kapatmama gerek kalmaz yani oyun oynarken. Çünkü Color Road'da bayağı reklam çıkıyor. İnsanın birazcık sinirini bozabiliyor. ben de o yüzden hem kendi oyunumu yapayım. Hem böyle eğlenceli bir refleksif bir şey olsun böyle. Dikkat etmeli bir şey olsun dedim. Hem de kendi reklamlarımı izlemiş olurum dedim. Böyle öyle sana başladım bir yolda yani yaklaşık. 9 saat falan 10 saat falan sürmüştür belki oyun yapmam yani. Tabi günlere belirerek yaptım bu olayı ama yani toplam olarak harcadığım vakit o kadar bile almamış olabilir hatta. Reklamlara çok vakit harcadı. harcadım. Kurulumu vesaire çünkü çalışmadı vesaire. Edim abla çok vakit harcadım yani. Öyle bir sıkıntı yarattım. Şimdi bu oyuna hakkında aldığım birkaç eleştiriden bahsedeceğim. Çok haklı eleştiriler bu arada onlardan o yüzden bahsedeceğim. Sizden de dikkat etmesi gereken eleştiriler bunlar ki benim de kendimce oyun yapacağım eleştiriler olacak eklenebilecek, bu tarz bölümler eklenebilecek şeylerden bahsediyorum size. Ayrıyetten birazcık da gençlik konuları koyabiliriz bu, bu, derste. Onları da düşünüyorum. Şimdi bu şekilde bir e, abimiz şey şeyden Birkaç tane hatadan bahsetmiştim. Öncelikle en haklı olduğu hatadan bahsedeyim. Abi en haklı olduğu hata yuva elementleri. şimdi yuva elementlerine bakarsanız eğer kötü bir düzeni var evet. Bakın yani bu buton zaten çok kötü. Yani ya şöyle söyleyeyim ama benim şimdi bu oyundaki tek amacım e, Unity içerisindeki objeleri kullanmaktı. Zaten eğer dikkat ederseniz yani tekstlerin fontları hariç bir de şu HyperQ e, Game UI peki hariç ki bu, bu kadar dolu bir pekten sadece bunu kullanıyorum bu arada. E, bunu bir yerden al indirmiştim ama nereden indirdim hiçbir fikrim yok sanırım ücretsiz bir peki emin değilim hiçbir fikrim yok bu arada. Bir varmış bilgisayarımda direkt proje import ettim. Kalanı free ama free'dir dedi tahmin ediyorum. Yani bu ses açıp kapama tuşum var. Ee, ki çok da güzel değil yani. Yeri çok güzel değil. Bir tap to play'imiz var. Tıkladığımız anda başlıyor. Bir de high yazımız var. Abi bu high score yazısı çok skor olur ama kayıyor. Ya kaymıyor da yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki de ayarlanabilir ama. Açıkçası ben e, çok da şey yapmak istemedim. Yani bunlar major mistake'ler değil. Yani çok büyük. Yani oyunun ana mekaniğini yapmak istedim. Ana mekanikte de bu arada e, dikkat etmediğim noktalar oldu yani. Birazcık performans birazcık iyileştirilebilir yani. Bazı telefonlarda kasmalar yarattırdı. Onu da mesela şu şekilde çözebilirsiniz. Ben bu oyunda arkadaşlar sıfırdan 600 tane avucu oluşturuyorum tamam mı? İnsan şeyleri. Bu çok kötü bir yöntem. Gerçekten bayağı kötü bir yöntem. Ne yapabilirsiniz siz? Yapacağınız şey şu arkadaşlar çok basit aslında. Şimdi bakın benim kameram hatta şuradan göstereyim size. Scene'le gelelim. 2D'yi çıkartalım. Bakın. Nerede bizim şey pardon. Top. Top mesh değil. Toplanabilen toplar. Bakın bir tane ilkine tıklayayım abi. E bakın. Benim burada görebildiğim toplar. Bakın benim burada görebildiğim toplar. Maksimum şuraya kadar falan. Hatta ben bu topu bile görebildiğime emin değilim. Bakın şu an yukarı kaldırıp indiriyorum bu arada. Kaldırmıyorum yüz yukarı. Bakın şu an yukarı kaldırıp indiriyorum ama. Görmüyorum yani. Görmüyorum bile. Kamera açısından değil. Yani görüyorum ama. Çok dikkatli bakmasam göremiyorum. Yani tek var yukarıda. Yani şuraya kadar kalan olan kısmı görebiliyoruz ya. Anlayabiliyoruz ya. Arkadaşlar sadece kameranın gördüğü kısımdaki e, yerlere topları oluşturup yani mesela toplamda mesela ne kadar biliyor musunuz? İşte şuraya kadar toplar oluşturacaksınız mesela yani atıyorum burada kaç tane var? Hadi 40 tane top olursun tamam mı? Sahnede 40 tane top koyacaksınız. Sonra bunların üstünde bir false olacak tamam mı? Ben play'e bastım onunla. bu 40 tane top gelecek. Sonra ben mesela hani şu topları alıyorum bakın. Ben şu topu yedim ya. Bu topla şuradaki geride kalan bakın şöyle dur durayım. Bakın benim şu ikinin toplara geri gelelim. Bakın benim şu şu yerde yediğim hani seri toplar var ya. Şöyle yaptım ama şeyler gözüktü. Neyse. Collider'ları boş arkadaşlar. Bakın benim şu topu yedim ya ben. Bakın şuradaki topu yedim. Şimdi ben şu top serisini arkadaşlar 3 sene sonra yok ediyorum. Destroy ediyorum tamam Sizin bunu yapmanıza gerek yok. Siz bu top serisini alın arkadaşlar. Sadece kimini false yapın. Sonra bakın gelin. Kameraman hala görmediği. Çok uzaktaki bir yere. Tekrardan pozisyonu değiştirin. Yani herhangi bir insan chat işlemi hiçbir şekilde yapmadan runtime'da sadece 100 top kullanarak yapabilirsiniz. Yani 100 top seti kullanarak toplam 200 topla. Ben ne yapıyorum? 600 top kullanıyorum. 1800 tane top koyuyorum. Çok performans açısından çok kötü bir yöntem. Baya kötü bir yöntem. Bunun farkındayım. Ya, söylüyorum da bunun farkındayım. Onu yaptığım andan bir farkındayım ama yani çok da şey uğraştığım bir oyun değildi. Yani şu olarak söylemeyeyim yani. Ee, böyle tutsun şu olsun bu olsun anlamında neden? Mısır'ın istediğimiz oyunları yayıncılarla çalışırken yapıyoruz. Yayıncılarla çalıştığım vakitlerde zamanlarda onlara sunarken oradaki performans kısmına dikkat ediyorum. Yoksa bu kendim için yaptığım bir projeydi. Yani sadece bu algoritmayı yazmak için aslında yaptım. Tamamen bu topların renkleri random oluşuyor. İşte bu toplarımızın rengi random oluşuyor. O algoritma çok da zor bir algoritma değil ama sadece bir algoritma yazayım. İşte şey, e, pastanmayalım. Boş vaktim vardı. E, pastanmayalım diye yaptığım bir projeydi. Yani size dediğim gibi mesela bu e, object pooling oluyor. Bu object pooling'e dikkat etmeniz lazım. Yani sadece atıyorum kameranın gördüğü kısımlarda objeler oluşturup Sonra kamera işte topu aldıktan sonraki kısımlarda projenin şey top aldığımız set var ya gösterdim oradaki işte false yapıp yerini değiştirip yerine geldiği zaman tekrardan set aktifine true yapabilirsiniz. Ki bu çok büyük bir performans e, kazancı açıtır size. Performans kaybınızı büyük ölçüde e, önler. Yani buna dikkat etmeniz lazım diye düşünüyorum ben. Bunlara bakılması gerekli. E, yani eğer tutmuşsanız bir oyun varsa veya yayıncılar çalışacaksanız bunlara dikkat etmeniz lazım. Bu tarz bunları biliyor olmanız lazım sıra devam edelim. Bak yakından geçtim. Eğer yakından geçersen de işte az şunu şey yaptık ya daha O sanırım. Ya, oynadık yani. tekrar evet, tekrardan başlattım. Öyle bir daha başladık arkadaşlar. Bakın yaptık. İşte good job yazıyor. Dead last Class yazıyor. Bunları sayısını artırılabilir. Yani bu şekilde bir oyun. Mesela bu e, yakından geçme olayları da şu izleyip devam edelim. Mesela yakından geçme olayları da arkadaşlar şey şu şekilde Kolaydır ee, koydum. O colliderları çarptığı zamanında ama mesela o colliderları daha, birazcık daha şey yapılabilirdi. Ee, daha milimetrik hesap yapılabilirdi. Ayrıca mesela şu tekstlerin rengi işte karakterimi atıyorum karakterim yeşil renk olduğu zaman sıkıntı yaratabiliyor görme açısından. Mesela işte sadece yeşil renk değil de karakterim yeşil renkken mavi, mavi renkken mesela yeşil, kırmızı iken atıyorum farklı bir renk falan. mesela bakın şu an yakına geçeyim. Bu yaz artık. Aynen. Yani bakın görmeyi zorlaştırabiliyor falan bazen. Onda dikkat edilebilirdi. Ayrıca ne yapılabilir? Şu an bu arada aynı zamanda oynuyorum konuşurken. <laughs> başka ne yapılabilir? Ne, ne Mesela lider tablosu eklenebilir bu oyuna. Çok rahat bir şekilde. Yani çok sevdi arkadaşlar. Bu arada oyun güzel bağımlılık yapıyor arkadaşlar. Yani çok kişi sevdi. Bir önceki videonun açıklamalarında var bu arada linkler. Hatta bu videonun açıklamalarına da koyarım linkleri. <laughs> App Google Play Store linkleri var. Endirip oynarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. yani bağımlılık düzeyi güzel. Sevdim yani. Ben de baya, bayağı oynadım bu arada. Birazcık sıktı şu an <laughs> şu aralar. Ya oyunu 250 300, 300 kez oynayınca arkadaşlar sıkıyor bir zaman sonra ama hala bakın oynuyorum bu arada. İşte sıkıntı yok o konuda. Ee, başka performans açısından ne yapılabilir? Ee, reklamları birazcık daha özen gösterebilirdim. Reklam konularına. Ee, burada çıkıyor ama bazen sıkıntı yarattı. İşte benim reklam falan çıkmadığı zamanlar olabiliyor. Ya bu sıkıntı yani şey. Hani reklamın vallahi öldük. Reklamın e, ana objenin yüklenme süresi vesaire oluyor ya. Ondan dolayı kaynaklanan bir durum yok yani birazcık daha benden çıkma süresini birazcık daha artırarak bu iş çok, çok bir şekilde çözülebilir yani onda da herhangi bir sıkıntı yok. Ayrıca mesela şey eleştirisi geldi ben o neden yaptım bahsedeyim. Tabi en başlarda bayağı yavaş başlıyor ve yavaş yavaş hızlanıyor. Ya bunun sebebi arkadaşlar oyuna biraz ilk başta alışmaları insanların çünkü mekanin nasıl olduğunu çözemiyor falan bazı insanlar. Biraz yavaştan başlayıp sonralardan yeterince hızlanıyoruz. Bu yeterince hızlanma bayağı hızlı oluyor hatta. Bu yüzden o hızlanmanın da artır yani speed'i 4-4 arttırıyorum artık 2.5-2.5 arttırıyorum. Ki insanlar daha yüksek skorlar yapabilsinler. Yoksa yani 1200-2000 skoru geçemiyordum. Kimse geçemiyordu. Şu an 6000'ler falan oluyor yani. Bayağı etki insanlara. Ayrıca şunu da yaptım. Video izleyip devam ettikten sonra arkadaşlar 3 2 1 de geri sayıyor ya. Ondan sonra normalde kaldığımız hızla geri devam etmemiz lazım. Öyle devam ediyorduk. Ama ben bunu değiştirdim çünkü çok hızlı gidiyordu yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Normal ilk başlangıç hızımız 140 tamam mı? Sen abi geldin 1500 hız yaptın. video reklam geri devam edeceksin. Bir anda 1500'e çıktığı zaman top sen o topu kontrol edemiyorsun. Yani o kadar reflekse sahip olamıyor insanlar. Yani algılaması lazım ya telefonun. Sen parmağını tıklasan bile algılamıyor işte. Yön değiştiremiyorsun. O kadar vaktin olmuyor. Toplardaki mesafe etmiyor vesaire. Ee, o yüzden oradaki hızı da işte bayağı bir düşürdüm işte. 200'e falan aldım. O şekilde yaptım değişiklikler de oldu. Onları da söyleyeyim. Onları da bu arada siz de i̇şte koyabilirsiniz. Bu arada mesela şu an düşemedim ama ya, Oyunda arkadaşlar kenara düşebiliyorsunuz bu arada. Düşebilirsem işte çok güzel olacak. Bilgisayarda düşemiyorum ama düşen bir arkadaşlarım oldu. Onu da bilerek bıraktım. Aynı zamanda oyunun sonunda da bu arada hiçbir şey yok yani daha burası yani bu zemin devam ediyor baya ama o kadar top yok istersem yani bin top falan koymam lazım. Bin top seti falan koymam lazım. Belki daha bile fazla. Yine sonuna giden olursa bu arada işte güzel bir bakla karşılaşmış olacak. Yani bak değil de sonsuzluğa doğru gidebilirsiniz eğer isterseniz. Eğer başarabilirsiniz daha doğrusu. Ama hiç zannetmiyorum. o ee, şey, orası da o şekilde. Yani genel olarak yani size anlattıklarımdan çok daha farklı bir oyun yaptım. Ee, yani bu Hyper Casual Ipuçları videolarında konuştuklarımızdan çok çok daha farklı bir oyun oldu. Mesela yani e, bu text'in yeri bence doğru. Açılırsa süper olacak. Fontum gelmedi. Şöyle yapayım birazcık düzelir belki hiç düzelmedi. Şöyle bir daha play e basalım. Hyper high score'un fontu tam gelmedi. O yönetimle alakalı bir durum arkadaşlar, birazcık bir durumdayım. Bir daha gelmedi, delirtiyorlar beni. Şunu... Allah Allah... Neyse şunu şimdi şöyle yapalım ya da şöyle yapalım. Şimdilik böyle Font gelmedi arkadaşlar, bir daha deneyeyim. Fontta da sıkıntı var, neyse önemli değil. Şu önemli bir durum değil yani. Şimdi şu şekilde... Bu tap to play biraz daha alta gelebilirdi mesela. Normalde öyle olması lazım. Ayrıca high score daha farklı bir gösterim olabilirdi. Bu arada da gitmiş bakın. Ya yani fontta bir sıkıntı var. O font ödüzeldi. Ondan önemli dedik. Sıfırın yeri bence doğru. Bunun yeri kesinlikle yanlış. Ve çok büyük. Ve çok kötü bir tasarım. Ee, çok daha güzel bir müzik açma kapama tuşu koyulabilirmiş diye düşünüyorum. Bu tarz şeyler yanlış mı? Siz onu dikkat edin. Yani yapmayın. Siz benim sadece dediklerimi yapmayın. Benim yaptıklarımı yapmayın arkadaşlar. Ben çok daha fazla farklı projelerle meşgul olduğum için ya bana çok da vaktim kalmadı açıkçası. Bu çıkartmak için çıkarttığım bir oyun diyebilirim. O yüzden çok da takılacak bir durum yok. Eğlencesine bakın bu oyunu oynarken. Yani mekanikte de hatalar olabilir bu arada. Emin değilim çok da yani oynanabiliyor. Hani ben 6, 4800 yapmış. Telefonda 5300 yaptım. Arkadaşlarım 6000'i geçti mesela. Yani oynayabilen oynayabiliyor. Sıkıntı yok yani. O yüzden o konularda da başarı. Yani mekaniğe baktım birazcık ana konseptim oydu. O şekilde umarım işinize yaramıştır bu verdiğim tiplerde. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.